Herkese merhaba arkadaşlar. Alien Rage'in oynanış videosuyla karşınızdayım. Bu biraz uzun soluklu bir oynanış videosu olacak. Özellikle Alien Rage yeni bir oyun biliyorsunuz. Oyunu satın alma düşüncesindeyseniz bu videoyu izleyerek tam anlamıyla oyun hakkında bir fikir alabilirsiniz. Daha önce ilk izlenim videosunda oyunun 1-2 bölümünü oynamıştım. Şimdi ilk izlenim videosunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alien Rage tam anlamıyla saf bir FPS oyunu arkadaşlar. Oyunun konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Dimas 875 kuyruklu yıldızının üzerinde böyle bir enerji keşfediyoruz insanoğlu olarak. Bu arada oyun gelecekte geçiyor, bu 2200'lü yıllarda. Ve bu Dimas 875 kuyruklu yıldızının üzerine bir sonda gönderiyoruz. Ve buraya bir üs kuruyoruz arkadaşlar. Buradaki enerjiyi almak için. Tabii evrende yalnız olmadığımızı da bu arada keşfetmiş oluyoruz. Çünkü uzaylılar bu kurduğumuz üssü sabote etmeye başlıyorlar. Yani aynı enerjinin peşinde uzaylılar da var ve bir insanoğlu uzaylı savaşı ortaya çıkıyor. Oyunun kısaca konusu bu şekilde. Yani Alien Rage tam anlamıyla dediğim gibi saf bir FPS oyunu ve bir uzay macerası yaşıyoruz kısaca. Dilerseniz oynanış videosuna geçelim ve bölüm bölüm sizlerle beraber Alien Rage'i görelim arkadaşlar. Evet, bu arada karşıda bir tane uzaylı var. Evet. Evet, headshot. Bu arada ben ilk izlenim videosunda daha önce söylemiştim. Bu düşmanlar gerçekten Killzone'daki düşmanlara çok benziyor. Özellikle Helghastlara. Bu arada görünmezler de var. Onlara da dikkat etmeniz lazım. Evet. Bu arada arkadaşlar silah tasarımları da gayet ilginç. Ben biraz silah tasarımlarını Unreal Tournament 3'teki silah tasarımlarına çok benzettim. Zaten multiplayer tabanlı bir oyun olmuş arkadaşlar. Genelde böyle single player modu çok fazla nasıl diyeyim, ağır bir konu içermiyor arkadaşlar. Yani vur öldür. Az önce anlattığım gibi konusu da gayet basit. Evet. Bu arada karşıda bir makinalı var, bizi gerçekten kıymaya çeviriyor. Hemen silahımızı değiştirelim. Onu indirmemiz lazım, yoksa kesinlikle ilerleyemeyeceğiz oraya. Bu arada bir tane askerlerden biri ölmüş. Evet. Evet, biri daha geçmeden oraya
Oh. Big fucking gun. Come to daddy. Primary fires at 7.62 over 1,000 meters per second. Secondary spews a pool of plasma faster than my mother-in-law. Bu arada böyle büyük silah aldığımız zaman karakter böyle tam anlamıyla böyle bir dehşet bir şekilde bağırıyor. Bu da gerçekten sizi gaza getirebiliyor arkadaşlar. Bu arada mermimiz bitmiş. Oyunu ben biraz şeye benzettim. Böyle Unreal Tournament'ın daha doğrusu Unreal 3'ün biraz böyle hikayeli versiyonu gibi duruyor arkadaşlar. Yani oyunu oynarken tamamıyla böyle bir Unreal 3 havası hissediyorsunuz kesinlikle. Bu arada zaten oyunun grafikleri Unreal grafik motoruyla tasarlanmış. Gerçekten bu arada düşmanlar yardırıyor. Evet, devam edelim. Bu bomba atarlara kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Tek bombada aynen işimizi bitirebiliyorlar. Evet. Oh, çok iyi. God damn it. What's with all the heavy gear? I thought this was supposed to be a mining op. It isn't a coal mine, Chief. We're talking about the single most important resource in human history. 21st Infantry was stationed here as a security detachment. Yeah, they still got their asses handed to them. Yalnız ben bu silahı sevmedim. Biraz pompalı tarzında bir silah bu arkadaşlar. Yani pompalı tüfeğin uzay versiyonu diyebilirim. Yalnız oyunlarda gerçekten pompalı silahları zaten pek kullanmayı sevmiyorum. Evet. Bu arada bunlar böyle yerdeki mekanizmalardan ışınlanıyorlar. Evet. Yani gerçekten tam anlamıyla oyunun Unreal Tournament oyununun tam anlamıyla bir single player modu olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz Unreal Tournament'ta single player modu yoktu. Böyle botlarla oynuyorduk. Bunda biraz daha böyle konulu versiyonu gibi diyebilirim. Çünkü oynarken gerçekten tam anlamıyla sanki Unreal oynuyormuş havasında oynuyorum. Grafikler zaten çok benziyor. Silah tasarımları özellikle, bölüm tasarımları da çok benziyor. Evet. Yalnız bunlar bir geldi mi böyle ordu gibi geliyorlar. Bu arada şu böcekleri indirelim. Evet, şurayı patlatmamız lazım. Evet, burayı normal açtık çünkü bayağı bir kapı patlatıp gelene kadar.
bazıları da görünmez oluyor. Gerçekten bir anda böyle dibinizde bitebiliyorlar arkadaşlar. Oynarken onlara da bayağı bir dikkat etmeniz lazım. Ray, I told you not to mess with her programming. Evet, burayı patlatalım arkadaşlar. Oh. Evet, gerçekten bu aradaki konuşmalar tam anlamıyla böyle Quake, Unreal tarzı arkadaşlar, böyle özellikle yüksek kill aldığınızda karizma bir ses. Eski oyunlarda olduğu gibi özellikle böyle headshot tarzında böyle konuşuyor, gayet güzel olmuş. Özellikle ben o tarz seslere hasta oluyorum arkadaşlar, oyunda çok severim. Oh. Tam çok kötü yerde mermimiz bitti. Çok kötü. Yalnız şu ısınma problemini bir türlü aşamamışlar arkadaşlar. Yani 2200 yılındayız, hala silahlar ısınıyor. Bu da çok kötü bir durum. Evet. Evet. Evet, karakterimiz de bu arkadaşlar, gayet böyle karizma, biraz da böyle bir oyun karakterine benzettim ben bunu. Evet, bu arada bölüm sonu boss'umuzla da karşılaştık. What the hell is he saying? Iris, can you translate? Try me. Say hello to my little friend. You're right. Reinforcements. I don't want to know.
Bu arada arkadaşlar bayağı bir zorladı bizi bu. Evet. Geberdi. Evet arkadaşlar, ilk bölüm sonu boss'umuzu da geberttik. Tekrar devam edelim. Bu arada ben bu karakteri bir oyun karakterine benzettiğimi söylemiştim. Gears of War'daki karaktere çok benziyor, böyle iri kıyım. Özellikle kıyafetleri falan bayağı bir benziyor. Biraz böyle Unreal Gears of War karışımı bir şey olmuş diyebilirim. Özellikle karakter bakımından çok benziyor arkadaşlar. Evet, ilk bölümü de bitirmiş olduk. Evet, devam edelim. Sounds like a plan. Once the rig's drill is done for, we can pull you out. Oh, headshots. Arkadaşlar bu arada ben düşman çeşitliliği çok fazla görmedim. En fazla 3-4 farklı düşmanla karşılaştık şu zamana kadar. Bu arada yukarıdan ben büyük bir darbe alıyorum. Evet, bomba atarmış bu. Onu indirmemiz lazım. Oo, bu çok kötü. Evet. 3-4 farklı düşmanla karşılaştım en fazla. Yani düşman çeşitliliği çok fazla yok gibi, ama tabii ki ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bakalım çeşitli düşman grupları gelecek mi? Bu arada bunlar gerçekten çok hızlı hareket ediyorlar. Görünmezlerden nefret ediyorum bir anda böyle. Daha ne olduğunu anlayamadan dibinizde bitebiliyorlar arkadaşlar. Evet, şu an ilerliyoruz. Aynen şekil A'da gözüktüğü gibi. Evet, bir bomba atar daha. Şunu bir bitirelim. Devam ediyoruz. Bakalım.
aşağısı bayağı bir karışık. Fayda etmiyor. Hemen peşinizden. Gelebiliyorlar. Bu arada enerjimiz ne alemde? Evet. Evet arkadaşlar, şu sağdaki mermi sayısının etrafındaki yuvarlak mavi olduğu zaman sıkıntı yok, fakat kırmızıya dönerse anında orayı terk edin. Çünkü işimizin bitmesine az kalmış demektir. Bu arada bombaya ateş ediyoruz, patlamadı. Evet. Yalnız burada bir tane daha düşman var mı? Yok. Evet, şöyle bir devam edelim. Evet, bu arada böyle bir küp bulduk. Evet arkadaşlar, dilerseniz oynanış videomuzu burada noktalayalım. Eminim oyunu satın alma düşüncesine sahip olan arkadaşlar için bu video bir ön fikir olabilir. Oyun tam anlamıyla videonun başlarında da belirttiğim gibi böyle Unreal tarzında bir oyun arkadaşlar. Yani onun sanki single player modunu oynuyormuşum gibi bir hava hissettim gerçekten. Öyle bir atmosferi var. Gerek silah tasarımları gerek grafikleri olsun çok benziyor. Zaten Alien Rage de multiplayer tabanlı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Özellikle multiplayer bölümleri keyifli geçecektir diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.